Şimdi değerli basın mensupları, birkaç arkadaşımız Instagram'la ilgili bir açıklama soruyorlar. Malum biz Cuma günü sabah Instagram'ın erişimini durdurmuştuk. Niye durdurduk? Öncelikle burada belli bir süreden beri gelen özellikle katalog suçlar dediğimiz suçlar noktasında bir istediğimiz adımları atmadıkları için. Katalog suçlar nedir? Bir, işte Atatürk'e yapılan saldırılardır. Ondan sonra yine bahislerdir, kumar vesairedir, cinsel içerikli suçlardır gibi. Bunlarla ilgili çok defaatle bildirimler yaptık ama bunların yeterince karşılık bulmadığını görerek biz erişimine engel getirdik. Ondan sonra da dün biri olmak üzere iki toplantı yapıldı ve karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimizi daha net bir şekilde anlattık, anlatıyoruz. Bakın değerli kardeşlerim, burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün, dünyada sosyal platform olduğunu düşünün. Onun kendi kuralları kadar, en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var. Biz bazı taleplerimizde şirketimizin kuralları diyorlar, şirketimizin bulunduğu ülkenin kuralları diyorlar. İyi de siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz, bu ülkenin kanunları, kuralları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız. Bakın, bir orada vahşice katledilmiş olan Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir sansür varsa, eğer bir engelleme varsa, tam da bunların yaptığı budur. Tersine biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz. Neredeyiz? Ciddi bir aşama kat ettiğimizi söyleyebilirim. Zannediyorum ki hani çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gerçekten burada ki vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ama şunu da bilmenizi isterim değerli basın mensupları. Gerçekten toplumumuzda bu gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunu da bilmenizi isterim. Yakın takip ediyoruz. Anlık, dakikalık ben takip ediyorum diyebilirim size. Sürecin istediğimiz şeyler, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde biz de anında bu erişime olan engelimizi kaldıracağız. Sayın Bakan, görüşmeler devam ediyor mu görüşmeler? Tutmuyor, gelmiyor ses. Şöyle değerli arkadaşlar, illa iki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ama dar anlamda anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim, hani şu tarihte toplanacağız değil, bir toplantıya gerek kalmamasını biz umuyoruz. Evet, sizin şu taleplerinizi karşıladık dedikleri anda biz de bu erişimi aynen sağlamış olacağız. Bakın burada Malezya Başbakanı veya Devlet Başkanı'nın erişimini de bunlar engelledi. Şimdi özür dilediler. Tamam, bizle ilgili de ülkemizde yapılan birçok erişimi de kaldırdılar. Bir özür beyanları bile hala yok. Bir özür beyanları hala yok. O zaman biz de kendi değerlerimizi, kendi kanunlarımızı elbette biz de koruyacağız. Onları gereğini yapacağız. Ama asla bir yasakçı yaklaşım içerisinde değiliz, olmayacağız. Yasakçı yaklaşım tam da Instagram ve benzeri platformlardır. Hiçbir uyarı yapmadan, bakın, hiçbir uyarı yapmadan paylaşım sahibine sen şunu düzelt demeden engel getiriyor veya tamamen blokluyor. Esasında dolayısıyla bizim nerede durduğumuz tam da bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum. Efendim, bugün açılacak mı Instagram? Peki böyle bir ihtimal var mı? Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Yani geri döndükleri an, hani buradan ayrıldık, dakikalar içerisinde bize geri döndüler, evet bunlarda sıkıntı yok dediklerinde açılmış olacak. Bir kere hani şu andaki bizim kapatma gerekçemiz erişimi engelleme diyelim, kapatma demeyelim. Geçmişten beri uyarılarımızı, özellikle katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almamış olmaları. En önemli
gerekçemiz bu. Ama onun haricinde de bakın burada mesela bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdür diyor. Peki aynı YPG onu terör örgütü olarak kabul etmiyor. Ya kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu da bekliyoruz.